Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda uçuşlarımın öncesinde sıklıkla kullandığım UAV Forecast programından bahsetmek istiyorum. İlk olarak Play Store'un arama bölümüne insansız hava araçların İngilizce kısaltmasının baş harfleri olan UAV harflerini yazıyoruz ve ilk çıkan programa tıklıyoruz. Ardından yükle butonuna tıklıyoruz. Yükleme işlemi sonrası programı çalıştırıyoruz. Program ilk açıldığında telefonun konum bilgilerine erişim izni isteyecek. Buna izin vere tıklıyoruz. Sonrasında da program arayüzünün açılmasını bekliyoruz. Arayüzde karşımıza ilk olarak weather seçeneği çıkıyor. Buradaki küçük simgeler sayesinde hava durumu hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Mesela şu anda hava parçalı bulunuyor. İkinci sırada gün doğumu ve gün batımı saatlerini görüyoruz. Bu bilgi bizim sivil havacılıkta uçuş izni almaya çalıştığımız zaman işimize yarıyor. Çünkü biz yasal olarak gün doğumundan 30 dakika sonra uçuşa başlayabiliyoruz ve gün batımından 30 dakika önce uçuşumuzu sonlandırmamız gerekiyor. Üçüncü sekmede hava sıcaklığını görüyoruz. Lipopiller soğuk havalarda sorun çıkarabiliyor. Özellikle 5 derecenin altında uçuş yaparken dikkat etmekte fayda var. Şimdi sırada wind ve gust terimleri var. Bunların ikisi birbirine çok benziyor. Wind evden dışarı çıktığımızda sürekli olarak hissettiğimiz rüzgar. Gust ise ara ara esen, en fazla 20 saniye süren şiddetli rüzgarların ismi. Ekrandaki verileri değerlendirdiğimizde 100 metrede ki bu 100 metre çok önemli çünkü bazen yerdeyken bize hava rüzgarsız gibi geliyor ancak 100 metrede 50 metrede çok daha şiddetli rüzgarlar olabiliyor. 100 metrede sürekli 15 km bölü saatte esen bir rüzgar ve maksimum 20 saniye süren saatte 40 km'ye ulaşan rüzgarlar olduğunu görüyoruz. Her drone'un dayanabileceği belli bir rüzgar şiddeti oluyor. Eğer havadaki rüzgar sizin drone'unuzun dayanabileceği şiddetin üzerindeyse uçuş yapmamanızı tavsiye ederim. Aksi halde kırımlarla sonuçlanabiliyor. Aynı sıranın sonunda wind direction yani rüzgarın yönünü görüyoruz. Bir sonraki satırda yağmur ihtimalini ve gökyüzündeki bulut oranını yüzde olarak değerlerini görüyoruz. Aynı satırın sonunda visibility yani görüş mesafesi değerini görüyoruz. İnsansız hava araçları talimatnamesine göre uçuş yapabilmemiz için bu değerin 2 kilometrenin üzerinde olması gerekiyor. Son satırda da görülen uydu sayısı ve kilitlenilmiş uydu sayısını görüyoruz. Bu değerin 12'nin üzerinde olması daha kaliteli bir GPS bağlantısı sağlarken onun üzerindeki değerlerde de uçuş yapılabiliyor. Son olarak da KP değerinden bahsedeceğim. Bu değer GPS'li uçuşlarda çok önemli. Çünkü bu değer güneş kaynaklı yayılan manyetik kuvvetlerin şiddetiyle ilişkili. Bu değer eğer 5'in üzerindeyse uçuşunuzda GPS kullanmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Aksi halde GPS bağlantısı doğru çalışamayacağı için drone sallanmaya başlar ve bu durum kırımlarla sonuçlanabilir. Sonuç olarak program bize şu andaki şartların uçuşa elverişli olmadığını söylüyor. Bu ekranda anlık olarak gördüğümüz bu verileri forecast ekranında ise saatlik olarak görebiliyoruz. En üstte gösterilen değerler aşağı doğru kaydırdıkça da her saatte bu değerlerdeki değişimi görebiliyorsunuz. Programın ücretsiz sürümünde sadece 24 saatlik verileri görebiliyorsunuz. Şimdi sırada wind profil yani rüzgar profillerinin sekmesi var. Buraya girdiğimizde rüzgarlar ve sıcaklıktaki yüksekliğe bağlı değişimi gösteriyor. Bu ekran bize şunu anlatıyor. Biz şu anda bir uçuş yapmaya kalksak bu uçuşu en fazla 10 metre yükseklikte yapmamız gerekiyor. Çünkü 10 metrede saatte esen sürekli rüzgar hızı 8 km, ara ara 21 km'ye kadar çıktığını görüyoruz. 50 metrede ise sürekli rüzgar 12 km'ye, ara ara esen de 34 km bölü saate kadar çıkabiliyor. Son olarak da map yani harita sekmesine giriyoruz. Burada uçuş yapacağımız noktanın çevresinde uçuşa engel bir durum var mı yok mu onun hakkında fikir sahibi olabiliriz. Mesela benim şu anda tam sınırında bulunduğum kırmızı daire büyük havalimanı anlamına geliyor. Bu daireye tıkladığımızda da bu kırmızı noktanın Trabzon Havalimanı sebebiyle oluştuğunu görüyoruz. Yalnız burada şöyle bir durum var. Programın varsayılan ayarlarında havalimanı çevresindeki 8 kilometrelik bir alanı uçuşa yasak alan olarak belirlemiş. Ancak Türkiye'de bu değer 9 kilometre. Şimdi bu ayarı düzeltelim. Önce seçeneklere giriyoruz. Buradan da No Fly Zone Settings yani uçuşa yasak alanlar sekmesine tıklıyoruz. Ardından da Show Large Airport sekmesi altındaki 8 kilometrelik değeri 9 kilometre olarak değiştiriyoruz. Evet, işlem tamamlandı. Haritaya geri döndüğümüzde bulunduğumuz noktanın havaalanı sebebiyle uçuşa yasak olan bölgenin daha çok içine girdiğini görüyoruz. Son olarak da programın gösterdiği tüm verilerin minimum veya maksimum değerlerini ayarlamak isterseniz
Önce seçeneklere, oradan da Threshold Settings'e yani eşik değer ayarlarına girmeniz gerekiyor. Programı bu ayarlar ile istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.